Lale olacak. Baştan bir tekrar da yazalım. Şimdi de test. Bu L harfi değil, L harfi. A, E, İ, O. Ek. Ek, evet. Biraz daha büyük. İk. Evet. Ok. Güzel. Kaç aldı? K, K, Ki, Ko, Li, L'la birleştir. Li'la birleştir. Nok. Le, Ç'le birleştir. Kol. Şurayı da alabilirsin. Ama öyle vuracağız. Bundan bir şey yok. Kırsa. Okulumuzun 1. sınıf dillerine yönelik bir projemiz var. Projemizin ismi Annemle Öğrenmek Öğreniyorum. Özellikle 1. sınıf dillerimize yönelik bir şey. Çünkü bizler eğitimciler olarak, eğitim kurumu olarak sadece öğrencilere değil, öğrenci bellerine, tüm vatandaşlara faydalı olmak istiyoruz. Okuma yazma bilmeyen annelerin çocuklarını güçlüklerini biliyoruz. Farkındayız. Sınıf öğretmenim ben. Branşımda sınıf öğretmeniyim. Öğretmen bunun işini daha kolaylaştırmak adına hem anne babaya bellerimize bir yönelik bir çalışmamız işimizi kolaylaştırmak adına böyle bir proje başlattık. Projemize talep çok fazla. Yaklaşık 70-80 tane civarında ama bir sınıf olarak kademeli bir şekilde bunu ileriki zamanda bunları kademeli bir şekilde bunları da kursa alacağız. Okuma yazma belgelerini de vereceğiz bunları. Birinci kademe okuma yazma belgesini de vereceğiz. Kendileri artık birer anne ve çocukla beraber akşam ödevlerini beraber yapacaklar. Okumayı beraber yapacaklar. Ve böylece biz annelerimizin de okuma yazma öğrenmesini sağlamış olacağız. 4 tane sınıf öğretmeni arkadaşımla birlikte Annemle Öğreniyorum projemizi okulumuzda gerçekleştiriyoruz. Projemizin amacı okulumuzda okuma yazma bilmeyen velilerimize okuma yazma öğretmektir. Özellikle 1. sınıfa başlayan öğrencilerimizin okuma yazma bilmemesinin dışında velilerimizin de okuma yazma bilmediğini tespit ettik. 70 civarında velimiz okuma yazma bilmiyor. Bu velilerimizin kademeli olarak 1. sınıfa başlayan öğrencilerimizin velilerine yönelik bu projemizi devam ettirmekteyiz. Haftanın 3 günü projemizi yapıyoruz. Pazartesi günü, çarşamba günü ve cuma günleri. Haftada 2'şer saat olmak üzere toplam 6 saat bu dersleri vermekteyiz. Amacımız tamamen velilerimizin okuma yazma öğrenmesidir. Hastaneye gidiyoruz. En azından gittiğim poliklinik doktorumun ismini öğrenmek istiyorum. Kağıdı arkadaşların eline uzatıyorum. Ondan sonra çocuğum okuldan eve geldiği zaman diyorum getirin bakayım anne diyor sen bilmiyorsun bunu gidelim birinden öğrenelim. Kendim öğretmek istiyorum. En önemli olan bu. Ondan hastalığa gittiğin zaman bir yola çıktığın zaman her şeyle bayanların hakkı var. Başkasına sorma, başkasına soracağına kendin en azından arabanızda yazarını okuyorsun yeter. Kilo. Kilo. Ele, biraz boşluk bırakalım. Evet, ele. Lale, ele. Çok